Ağabey Allah'tan Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil-Alemin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammedin. Ve ala alehi ve ashabihi ecmain Evet arkadaşlar, talak konusunun artık tamamen sonlarına gelmiş oluyoruz. Talak meselesi ile alakalı en sonki dersimizde maraz marazı Mevt diye tabir edilen süreç içerisinde talak vermeyle alakalı ahkamı konuşmuş idik. Dedik ki bir kimse marazı Mevt'te bir talak verecek olursa eşine her ne kadar boşanmış olsa da yine mirasçı olabileceğini ifade ettik. Normalde bilindiği üzere iki türlü talak vardı. Bir rac'i bir de bayin talak. Bir adam hanımına rac'i talak verdiği zaman da e, iddet içerisindeyken kadın erkekten mirasçı olabilir. Yani diyelim adam kadın hanımını boşadı ve vefat etti. E, kadın boşanmış dahi olsa raci bir boşamada yine kocasından mirasçı olacaktır. Çünkü bağ hala kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Ama bain talak meselesinde ise demiştik ki arkadaşlar normalde bain talak iddetinde kadın kocasına mirasçı olamayacaktır. Çünkü ba'inde nikahın bağını tamamen bir koparmak var. Hatta bundan dolayı ba'in talakta kadın kocasına gözükemiyor. Veyahut da süslenemiyor. Ama rac'i talakta bu konularda daha esneklikler vardı. Hatta inşallah rac'at konusuyla alakalı hemen biz ki yani gerçi bir sonraki dersimizde talak-ı meçhuleyi okuyacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir Ramazan boşluğu olacak. Ramazan boşluğundan sonra inşallah Babur Raca yani talak olup bittikten sonra eğer bu sarihse raca hakkı vardı. Bu racat nasıl olacak? Bu konuyu konuşacağız. O konuyu konuşurken de arkadaşlar e, hani orada en azından racat içerisindeyken, racat, iyi bir boşama içerisindeyken o şeylere de temas edeceğiz. Tabi asıl noktayı iddet bahsinde konuşacağız. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. Fakat bu konumuzda bayin olduğu zaman da yani normal bir zamanda erkek hanımını bayin talakla boşarsa bağlantıyı daha çok koparmak istediği için arkadaşlar burada kadın kocasından mirasçı olamayacaktı. Fakat dedik ki normal kura, kural bu. Ama marazı mevet meselesinde bu iş böyle değil. Marazı mevet erkeğin ölüm hastalığında hanımını boşaması demektir. Yine önceki dersimizde de beyan ettiğimiz üzere bu süreç içerisinde erkeklerde böyle bir kıskançlık ya kadında da aynı. Kadın da ölüm hastalığında olsa onda da aynı tür kıskançlıklar olabiliyor. Dolayısıyla hani karşı tarafa bir zarar verme gayesi olabilir. Karşı taraf işte benim mirasımı alıp gidip başkasıyla evlenip keyif çatmasın düşüncesiyle karşı tarafı yani eşini mirasta mahrum etmek isteyebilir. İslam o yüzden burada diyor ki eğer bir erkek ölüm hastalığındayken böyle bir boşanma eyleminde bulunsa normalde bain boşanmada mirasçı olamayacakken marazı mevte yani ölüm hastalığında olan boşanmada İslam kadını yine erkeğe mirasçı yapmaktadır. Çünkü burada erkeğin niyeti halis değil. Erkek karısına zarar vermek istiyor. Onu mirastan mahrum etmek istiyor. Diğer adıyla faran bir talak. Talakla mirastan kaçırmak, hani mal kaçırmak istiyor. Böyle bir şey kadına biz reva göremeyiz. Kadını bu maldan mahrum edemeyiz. O yüzden bayinde olsa bu boşama geçerlidir dedik. Veya tersi. Kadın bu halde kadından kocasına mal kalacak. Kadın diyelim ki boşanma hakkını gelip de bu süreç içerisinde koşuyor. Aynı şekilde sen kocanı bundan mahrum edemezsin. Dolayısıyla her ne kadar bayin talak iddetinde kadın mirasçı olamasa da burada yine olabileceğini ve erkek fark etmez olabileceğini arkadaşlar beğen etmiş olduk. Sonra marazı mevtin e, ne olduğunu konuştuk. Dedik ki marazı mevt e, kişiyi işte kendi ihtiyaçlarını görmekten aciz düşürecek derecede hasta eden bir hastalıktır. Yani kendi ihtiyaçlarını gidemiyor. Ee, dolayısıyla marazim evet dediğimiz zaman da bunu anlayacağız. Yoksa hani hasta ama her türlü ihtiyacını görebiliyor. Rahat geziyor, tozuyor. Bu marazim olmadığını ifade ettik. Marazim evet tabiri caizse ad üzerinde ölüm hastalığı. Yani yatağa düşüren ve kişinin ölümünü bekleten hastalıktır. Allah Teala bizim marazim yardımcımız olsun. Son nefeste bize imdat eylesin. Ee, zor bir durum. Zor bir an. Ve o an insan e, salim düşünemeye de biliyor arkadaşlar bu türlü. Allah son nefesimizde imanımızı e, kaptırmaktan muhafaza eylesin. Kelime-i şehadet de hepimize çene kapamak. Ölümün şiddetinden korunmayı nasip eylesin arkadaşlar. Ama maalesef böyle bir şeyler de oluyor. insan fıtratı işte. Yani bazen... Ya diyeceksiniz ki hocam insan ölmek üzere bunu nasıl düşünür? Evet doğru. Ölmek üzere bunu nasıl düşünür? Düşünmemesi gerekir. Ama hani biz fıtratımız bu konularda o kadar e, zayıf ki tamamen artık kendimizi muhasebe edip ahiretimizle alakalı karşımıza ne çıkacak diye düşünürken maalesef böyle bir olaylarda olabiliyor. O yüzden bundan sakınmak adına Şeri Şerif kadının Derkeğinde hakkını garanti altına alıyor arkadaşlar. Daha sonra da bu konuyla alakalı işte hastalık veya hapis meselesi, idam meselesiyle alakalı konular konuştuk. Dedik ki idama hazır edildiyse yine marazı sayılır ama idam için hapsedildiyse marazı mevet olmayacağına yönelik yine bir takım konuşmalarımızı arkadaşlar önceki dersimizde yaptık. Şimdi geldik yine bugün aynı marazı konusunun devamı. Yine o konuyla alakalı bir takım hükümler vereceğiz. hatta en sonki dersimizde yani bir önceki dersimizde talik meselesini konuştuk. Yani bir adam kadına işte veya kadının bir muhayyerliği olsa kadın bu muhayyerliğini gidip bu vakitte kullansa nasıl olacağını konuştuk. Bugünkü derste de taliki konuşacağız. Talik adam bir boşanmada bir beyanda bulunuyor. Bir kayıtta bulunuyor. Şu olursa bozsun veya bu olursa bozsun diye bir kayıt ekliyor ve bu kaydı gidip marazı mevtinde açıyor. Yani yerine getiriyor. Durum ne olacak? Yani erkek mesela hanımına dese ki işte ben yemek yersem sen bozsun veya falancayla küsüm eğer onunla barışırsam sen bozsun gibi bir ifade de kullanıyor. Ve adam hanımını bu, hanımına bu şekilde bir hitapta bulunduktan sonra gidiyor o kişiyle marazı mevtinde konuşuyor. Ne olur? Yine faran bir talak gibi düşünüp de kadını bu mirasta mahrum etmek istiyor. Dolayısıyla yine kadın mirasçı olur mu diyeceğiz? Yoksa arkadaşlar normalde bayin talaktır işte olmaz mı diyeceğiz. Bu konuyla alakalı konuyu konuşacağız. Daha sonra taliki yani nikahın bittiğini kadına izafe bir de kendine izafe eylemler var. Yani mesela ben yemek yersem sen bozsun veya sen şunu yaparsan bozsun. İşte babanın evine gidersen bozsun gibi kelimelerde kadının meşiyetine tevdi edilen noktaları kadın gidip de erkeğin marazı mevtinde yapacak olursa ne olacaktır? Hani normalde Farouan bir talakta erkeğin kadından miras kaçırma gibi duruyor ama burada kadın kendi zararını kendi üstleniyor. Bu durumda nasıl olacağını bu konularda konuşmuş olacağız bugünkü dersimizde arkadaşlar. Bugün biraz kısa tutacağız dersimizi. İnşallah bir sonraki derste de talak ve çüleyi tamamen 3 sayfayı okumuş olacağız. Peki. Bismillah. Sayfa 191. Ve le ve'leke talaka imra'atihi bi fi'lihi bir adam hanımının talakını kendi eylemine izafe, şey yapsa, talik etse. Yani ben şunu yaparsam bozsun. Ben böyle yaparsam bozsun. Ev ve fealehu Adam bunu dedi. Ve fealehu Gitti bu talikini hastalıktayken yaptı. Yani ben falancayla konuşursam seni bayin talakla boşuyorum dedi. Gitti hatmerazı mevtündeyken o kişiyle konuştu. Konuşması lazım mı? Elbette konuşması lazım. Ama peki talakta etkisi var mı? Böyle olursa arkadaşlar o variset. Yine kadın mirasçıdır. Çünkü neden? Ee, arkadaşlar mantık gayet net. Marazı mevt neydi? Miras kaçırma riski. Adam burada talakı kendi talakına nispet ediyor kendi eylemine nispet ediyor talakı ve onu da gidiyor marazı mevte yapıyor ya sanki marazı mevte talak vermiş gibi kabul edilir. Marazı mevte talak verince nasıl ki farran bir talak olup da mirasçı kadın oluyorsa bu da aynıdır. Yani bunu gidip de sağlıklı iken verdi ama uygulamayı marazı mevte yaptı o zaman farklı olmalıdır demeyiz. Çünkü yapmama ihtimali vardı ama gitti bu vakitte yaptıysa yine riski barındırıyor. Yine kadına zarar vermeyi kastedebiliyor. O zaman şerif şerif diyor ki hayır burada yine kadın mirasçıdır. Sevâ unkan sevâ unkanet ta'liku fi sıhha. bu talik sağlıklıyken olsun, ev fil marad veya hastayken olsun. Li'ennehu kasada izrâraha. Çünkü burada adam kadına zarar vermeyi kastetmiştir. Haysu ba şara şart el hinsi fil marad. Bundan dolayı e, hani yeminini bozmayı gidip de bu vakitte uygulamıştır. Halbuki aslında uygulamaya bilirdi arkadaşlar. Ve sevâ unkan lehu buddun. Aynı şekilde e, bu eylem hani belki de şu gelebilir. İyi de hocam adam gitti kadına ben bunu yaparsam sen bozsun dedi. Ama bazı uygulamalar var yapmak zorunda. Mesela ben yemek yersem bozsun. E, bu adam yemek yemeli veya ben şunu yaparsam bozsun diyelim ki hani bu da işte e, çarşıya gidersem bozsun gitmek zorunda değil. Yani bazı talikler olur yapmak zorundadır yemek yemek nefes almak. Bazı talikler vardır, yapmak zorunda değil. Yani bu ikisinin arasında bir fark yok mu? Denirse o sawaun kana lahu buddun min el fi'li Fark yok. İkisi de aynıdır. Peki akla şu geliyor. Emma iza kana Şimdi sakınmak mümkün olduğunu anlayabiliyorum. Niye adam derse ki çarşıya giderken gidersem sen bayin talakla boşsun. Marazumet kasıtlı çarşıya götürüyor, kadın boş olsun diye. Misal veya kasıtlı olmadan da gitse yine aynısıdır. Şimdi bunu anlayabiliyoruz çünkü adam niye gidiyor? Aslında gitme zorunluluğu yok ama bunu uyguladı. Belki kadına zarar vermeyi kastetti. Bunu anlayabiliyoruz. Emma, o Emma ideallem yokun. Peki sakınılması mümkün olmayan bir şey, yani mecbur yapacak adam. Böyle bir durum olursa arkadaşlar, veli ennalehu budan talik Evet, normalde sakınması mümkün olan bir işte aslında olmaması gerekiyor. Fakat niye böyle bir talikte bulundun? Yani neden gidip de illa da yapacağın bir olayı hanımına izafe ederek bunu uyguladın? E demek ki senin kadına zarar vermek gibi bir derdin var. Onu mirastan mahrum etmek gibi bir derdin var. Evet her ne kadar taliki sıhhatliyken yapsan da o onu senin uygulayacağın sonuçta senin kendi tercihinle beraber yapmasaydın. Hani bazen olur ya insanlar şunu der. Hocam ben dedim ki bir tane tosun keseceğim. Ama fakirim. E o zaman niye adadın böyle bir şey? Sonuçta sen bunu yaptıysan e bunun zararına katlanacaksın. Yani sana girip de bilirsin illa da böyle bir adakta bulun. Git kendine tosuna da veyahut da bütün ömrünü oruçla geçireceğim. Mesela garip garip böyle adaklar yapıyor insanlar. İşte şu işi olsa bütün ömrümü oruçla geçireceğim. Hocam şimdi ne yapayım? Maalesef e, biz bunda bir şey yapamayız ki. Bunu demeyecektiniz. Siz bunu söylediyseniz siz bu durumda kendi zararınızı üstlendiniz. O zaman bunu uygulamak durumundasınız. Şimdi burada da adam o ki bunu dedi. O zaman burada bu adam bunu söylemek suretiyle farran bir talak manasını barındırmaktan kurtulamayacaktır arkadaşlar. Evet, ama eğer ve ama eğer lem yekun lehu buddan min Dolayısıyla sanki taliki uyguladan talakı vermiş kabul edilir. O da ne zaman hastayken, hastayken talak vermiş sayılacağı için bu geçerlidir arkadaşlar. Arkadaşlar İslam İslam kimseyi zulmetmez. İslam herkesi hakkını, hududunu, kurallarını korur. İslam kadına da eziyet etmez. İslam ne erkeği ne de kadını zarara uğrayacak şeylerden korur. Maalesef bizler bugün kendi yaşantımızı İslam'ın tam istediği gibi gördüğümüz için insanlara İslam'ı da yanlış aktarıyoruz. İnsanlar doğru olanın bizim yaşantımız olduğunu zannediyor. Halbuki bizim de bireysel hatalarımız olabilir. Bizim de bireysel kusurlarımız, bireysel eksikliklerimiz, yanlışlıklarımız olabilir. Dolayısıyla bizim uygulamamız İslam değil. İslam kitaplarda anlatılan ve Resulullah'ın uyguladığı yaşantıdır arkadaşlar. O yüzden bazı yönlere bakarak hani bazıları İslam'ı karalamaya çalışıyor ya bundan sakınmak lazım. Bunu asla ve kat'a böyle bir duruma düşmemek lazım. İslam hiçbir noktada kadını ezmiyor arkadaşlar. Kadınlara hiçbir değer verilmediği noktada İslam kadına en çok değeri veren bir dindir. Aynı şekilde kadınların mal gibi e, muamele gördüğü yerde cenneti anaların ayaklarına sermek suretiyle onlara hizmeti saygı en ön derecede tutan dindir. Kadınların hiçbir değerinin olmadığı bir yerde ''Hayrukum hayrukum li ehlihi'' sizin en hayırlınız ailesine eşine en hayırlı davranınızdır diyerek bizi buna teşvik eden bir dindir. Dolayısıyla benim, senin, onun bireysel yanlışlıkları İslam'a mal edilemez. Bizlerin kusurları İslam'a hamledilemez. Bizlerin hataları İslam buymuş gibi gösterilemez. İslam bu şekilde bir hüküm, bu şekilde bir uygulamayı bize koymuştu. E peki hocam belki akla şu da gelebiliyor. Hani İslam'daki belirli durumlar var. Hani belki çok eşlilik meselesi var vesaire. Peygamberimizin uygulamaları var. Peygamberimizle alakalı arkadaşlar Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken 40 yaşında Hazreti Hatice ile evlendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 küsür sene tek eşli olarak ve Hazreti Hatice ile yaşadı. Hazreti Hatice vefat ettiği zamanda Peygamberimiz 50 küsür yaşındayken o 70 yaşına yakın bir kimseydi. Yani Belirli noktalara bakarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimselerin bu noktadan giderek işte İslam kadına değer vermiyor mantığıyla eleştirmeye kalkması vicdansızlık ve hakkaniyetsizliktir. Böyle bir şeyin ancak emri ilahinin bir hikmeti, bir belirli gerekçelerden olduğunu aklı olan herkes anlayabilir. Unutmayın Resulullah en güzel dönemlerini Sadece Hazreti Hatice annemizle evli kalarak geçirmişti. Hazreti Hatice annemiz varken kimseyle peygamberimiz evlenmemiştir. O yüzden bazı noktalardan hani İslam kadını korumuyor diye düşünmeyin. İslam kadını koruyor ama biz İslam'ın bize koyduğu sınırların dışında bir özgürlük istiyorsak İslam onu yasaklıyor. Yani bu konulara lütfen dikkat edin. Bakın ne güzel noktalardan birisi. Yani adam gidip hanımına sırf mirastan mahrum etmek için bir zarar veriyor. İslam talakta koyuyor. Genel ahkamını burada istisna ediyor. Olmaz. Sen yaptığın yanlış bir hareket, kadına bunu yapamazsın diyerek. Tabii aynı şey erkek için de geçerli. Kadın da erkeğe yapsa aynı muhafazayı yine sağlıyor arkadaşlar. Peki. O in allakahu bi Ne dedik? Kendi fiiline nispet ederse böyledir. Peki bi fi'li Yabancının fiiline izafe ederse. Yani hanımına diyor ki sen falanca kişi geldiği zaman bozsun. Bayin talakta bozsun. O şekilde düşün. Yani raci olmadığını anlayın. Çünkü raci de mutlak zaten mirasçı oluyor. Bayin olduğunu düşünelim. Böyle olursa. Ebbi vakti fil marad. Veya, veyahut da arkadaşlar e, ee, hani falanca vakit gelirse işte kurban bayramında bozsun. Halbuki kurban bayramında adam marazi mefte olduğunu düşünelim. Misle kavlihi izelce rasu fe anti talikun. Ay gelince sen bozsun. Ve in dehala fulanun eddara ev salla zuhra fe enti Falanca kişi eve girerse veya öğlen namazını kılarsa sen işte bozsun. Derse ve in et ta'liku ve şartu fil marad bu talik ve şart hastalıktayken yapılmışsa variset kadın mirasçı olur. Niye? Çünkü hastayken sen böyle bir eylemde bulunuyorsun. Li'annahu kasada idraraha bi mubasharati't-ta'lik fil Çünkü hastalıktayken böyle bir talikte bulunmak kadına zarar vermeyi kastettiğini göstermektedir. Hal ta'alluki haqqiha bir malihi. hani kendi malı hususunda. O yüzden nedir? Marazı mefteyken bu talik yapıldıysa mirasçıdır. Sıhhatliyken değildir. Ve inkanet ve inkanet ta'liku fi sıhha. Bu ecnebiye yapılan talikte eğer arkadaşlar sağlıklıyken bu taliki gerçekleştirirse o şartu fil maral ama şart hastalıktayken tahakkuk etti. Yani adam hanımına dedi ki işte falanca bu eve gelirse sen boşsun dedi sağlıklıyken. 3 ay sonra o kişi bu eve geldi ama adam ölüm hastalığında. Belki de adamı ziyarete geldi hani niyetinin o konuda iyi olmasının da bir önemi yok. Böyle olsa o şartu fil marad lem teris mirasçı olamayacaktır. Niye? Hilafen lüzü var. Li muallaka çünkü burada şarka, şarta talik edilen şey yunezzelu inde şart. Yunezzelu veya yunezzelu inde şart. Şart konumunda değerlendirilir. Yani arkadaşlar e, şarta talik şart gibi değerlendirilir. Fasara kel müncezi mara. sanki hastalıkta verilmiş gibidir. Bu durumda nedir arkadaşlar? Sanki hastalıkta verilmiş e, gibi kabul edilecektir diyor bu İmam Züfer'in delili. Walena. Şimdi İmam Züfer ne demişti? Olmaz. Neden? Yani ne demek e, olmaz? E, hani mirasçı olur. Bunu demek istiyor aslında. ennel muallaka bir şarti İmam Züfer'in delili. Çünkü şarta bağlanan yünzelu <laughs> şart. Şart konumuna indirilir. Fasara kelmin cezi fil sanki hastalıktayken verilmiş gibidir. Yani sen sağlıklıyken böyle desen de o ki o hastayken tahakkuk etti. Hastayken denilmiş gibidir. Aslında biz arkada bir fiilihi meselesinde bunu bu bağlamda incelemiştik. Peki biz neden burada mirasçı olamaz dedik bayinde? Olene. Enhu inma yusiru tatlikan inde şartu hukman la kasten. Evet. Şart tahakkuk ettiği zaman da bizim orada Salakı takdir etmemiz vardır. Ama bu hükmi olan bir şeydir. Yoksa kasti olan bir şey değildir. Yani ne demek? Ben bunu, adam bunu yaparken hanımını mirastan mahrum etmek kastı olursa bunu göz önünde bulundurmayıp miras yapıyordum. Ya adamın burada böyle bir kastı yok ki. Adam sağlıklıyken böyle bir şey söylemiş. Ne bilsin kurban bayramı geldiği zaman da adamın ölüm hastalığına düşeceği. Bilemez ki. kasıt yok. Evet, her ne kadar marazi mevtte e, şart tahakkuk ettiği zaman da sanki o an söylenmiş gibi kabul etsek de arkadaşlar, o an kabul etsek de bu hükmüdür. Adamın yine kastının olduğunu göstermez. Wala zulme illa indel kasıt. Zulüm de kasıt anındadır. Burada zulüm olmadığı için mirasçı olamaz diyoruz. Peki, o in allakahu bi fi'liha. Adam şimdi şunu anladık arkadaşlar. Adam gittiği bir kendi eylemine izafe etti. Bunu konuştuk. İki, Ecinebi'nin eylemini izafet. Şimdi kendi eyleminde her türlü uyguladık. Ne dedik? Mirasçı olur. Ecinebi de marazimette talikse mirasçı olur. Sahatliyken talikse mirasçı olmaz dedik. Peki kadının fiiline ne etse? Yani adamın karısına diyor ki Hatun falancayla konuşursan seni bayin boşadım. Dedi. Bu şekilde belki sağlıklıyken belki hastayken. Böyle derse ne olacak? Aslında mantığı anladıysak bunun cevabı da bu bağlamda net arkadaşlar. Hani buradaki çünkü kadının eylemine bırakıyor tercihi, kadının yetkisine bırakıyor adam bırakıyor. Ve in allakuhu bi fi'liha adam gidip de taliki kadının fiiline şeyi yani boşamayı kadının fiiline arkadaşlar izafe ederse ve minhu biddun ve sakınmak da mümkün. Yani kadın yapmayabilirdi bunu. Konuşmak. Kendi elinde ister konuşsun ister konuşmasın. Lem teris ala kulli hal. Her türlü mirasçı olur. Yani ister sahatliyken bu şartı kossun, ister sağlıklıyken bu şartı kossun. Bu kadın bunu yapmak zorunda değil falanca ile konuşmasaydın kardeşim. Sen konuştuysan o zaman sen kendi talakını kendin verdin demektir. Sen razı oldun buna yani. Lenne her aldiyatun. Yani burada zulüm yok. Adam kadına bırakmış ama kadın isterse o başamayı tercih etmeyebilirdi. Kadın gidip de ben kabul uygularsa onu tatbik ederse o zaman zararını katlamış olur. Ve illem yekullaha minhu buddun. Ama adam kadına öyle bir şey diyor ki kadının mecbur yapmak zorunda. Ne gibi kessalati ve kelamlar akarip, namaz gibi, akrabalarda konuşmak gibi, wa ta'am. yemek yemek gibi, wa istifa iddeyn borcu işte hani almak gibi, talep etmek gibi, wariset. Bu durumda borcu ödemek gibi daha doğrusu wariset. Bu durumda ne olacaktır arkadaşlar Mirasçı olacaktır. Yani Buradan şunu da anlıyoruz. Adam hanımına diyor ki annenle konuşmayacaksın. Böyle bir şey dedi. Sonra marazı mevte düştü. Kadın annesiyle konuşmak zorunda. Kadın annesiyle konuştuğu zaman da adam ölse iddet içerisinde tabii kadın yine mirasçı olur. Çünkü niye? Kadına öyle bir şey diyor ki kadın bunu yapmak zorunda. Buradan şunu da anlıyoruz arkadaşlar. Evet İslam'a göre kocanın böyle bir şartları koşma hakkı yoktur. Ve koca da günahkardır. Ama dediyse de kadın o bağını koparmamalıdır arkadaşlar. Annenle konuşmayacaksın babanla konuşmayacaksın. Namaz kılmayacaksın. Falancaya borcunu ödemeyeceksin. Ve hatta almayacaksın. Sonuçta bunun hakkıdır. Ve hatta ödemek sorumluluğu üzerindedir. Bunları yapmak zorunda, konuşmak zorunda. Yaparsa yine adam kadına zulmettiği için mirası olduruyor arkadaşlar İslam. Ha iddetten sonra ölürse zaten olmayacağını konuşmuş. Peki, o Muhammed, izâ kânet İmam Muhammed diyor ki, sağlıklıyken bunu yaptıysa mirasçı olmaz. لِأَنَّهُ لَا سُنْ عَلَيْهُ فِي اِبْطَالِ الشَّارْتِ Çünkü şart, sağlıklıyken yapınca böyle bir kaçmak gibi, bir zulmetmek gibi bir mana yok. Çünkü kadının meşiyetine bırakmış. E kadın uygular, uygulamaz. Kadının elinde, erkeğin bir orada elinde olan bir şey değil ki. فَلَمْ يَكْسِتْ اِبْطَالَ Dolayısıyla erkek kadının hakkını iptal etmeyi düşünmedi. Ama İmam-ı Azam'da i̇mam Ebu Yusuf'a göre nedir? Hayır, her türlü yine ne olacaktır arkadaşlar ee, mirasçı olacaktır. En nihayet mutdarotun ile mubaşaratifi hadileşiyor. Evet her ne kadar sağlıklıken yapsa da e kadın bunlar yapmaya mecbur. Dolayısıyla adam öyle bir şey söylüyor ki kadının muzdar olduğu, mecbur olduğu şeylerde bunu uygulamaya itiyor. Yani demiştir adam ama e kadın da bunu yapmak zorunda. Dolayısıyla sanki Hani zorlama olarak onu e, o hale düşürülen bir e, konuma gelmiştir arkadaşlar fihde ileşe. Lima hani beyul muzdar beyul mukreh vardır ya. Mesela beyul mukrah adamı kafasına silah dayar satlar, beyul muzdar adamı öyle bir çıkmazda koyar ki adam malı kendi iradesiyle satar ama mecbur kaldığı için satar. İkisinin de ahkamı belirli farklılıklar kendi aralarında var. Peki lima taallaku bi min al-ikabe fil dunya bu şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Adam kadını öyle bir çıkmaza soruyor, soku, sokmuş ki kadın ya ibadeti veyahut da akrabalarla konuşmayı terk edip ahiret azabına veyahut da kocasıyla kocasının dediğini yapmayıp kocasından boşanmaya razı edilmiştir. İki zarara adam nispet etmiştir. O zaman kadın gidip de ahireti tercih ederse İslam diyor ki sen burada kadına yine zulmetmeyi kastettin bu kadın sana mirasçı olacaktır. وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذ۪ي ilel <laughs> mübaşara. Koca burada ona itendir arkadaşlar. Burada koca ona sevk edendir. Fe fi'luha ileyhi. O zaman her ne kadar fiili yapan kadın olsa da bunu intikal eden, bunu bu uygulamaya düşen yine erkeğin eylemi bunu icbar etmiştir. Ve tasiru kel lehu. Alet gibi olmuştur. Yani bizatihi vurmamıştır ama e, vurana alet vermiş olmuştur arkadaşlar. Kemakulna fil ikrah. İkrah konusunda olduğu gibi. وإنما يكون مرض الموت مرض موت olur iza mate minhu Ha şimdi bittik onu Konuşu. o Marazimet marazimet anladık şimdi geride tarifte konuştuk da marazimet o hastalıkta ölürse böyledir Ama emma law barae thumma mata iyileşip de sonra ölürse in kat'a hukm el el evvel o zaman ne olacaktı Birinci hastalığın hükmü iptal olacaktır. Yani adam hastaydı marazim evde iyileşti kalktı. Sonra bir daha hasta oldu. O ilk hastalıkta iyileşince o sıfırlandı. Yeni bir hastalık devresi girdi. O zaman ne olur? O zaman iyileştiği zaman da o evde bir talak verdi. Normalde mirasçı olması lazım. Adam iyileşti. Diyelim ki e, bu şekilde iyileştikten sonra adam öldü kadın mirasçı olamayacaktır arkadaşlar. Çünkü marazın mevtun bu bağlamda hükmü bu noktada kalkmış olacaktır. Veya iyileşti. Öteki marazı mevtü öldü. Hani ikisi ayrı ayrı olduğu için e, orada söyleneni burada tatbik edemeyeceğiz arkadaşlar. Peki. Geldik. Faslun <laughs> fi talakil meçhule. Meçhul talak konusu. İnşallah bunu da bir sonraki e, dersimizde okumuş olacağız tamamını. Babur ata gelene kadar bu dersi okuyacağız arkadaşlar. الله نسيبه درسه والحمد لله رب العالمين